Tamam çalardı. Ben canım bugünler sizden. Biz doktorlar testlenmiş diye. Ben böyle. Birinci soru bakalım. Hepetin uzun 13 olan katetlerden biri 13 olan düz buzağın o biri katetin uzunluğunu tapın. Üç buzağı seçelim burakta. Acaba bura 13 ise katetlerden biri 13 ise diğer katı diyelim. Kısa tapmak için biz bir katetlerin kvadratları cemi neye beraberdir? Hipotenüs kvadratı yani x kvadratı beraber 169 sıfır 144 yani x kvadratı beraber 25 x de beraber 5 B var yani. İkinci sual demeli. Hipotenüs 15 olan katetlerden biri ise 13 olan düz boş tutan o bir katetini tapın. Yine aynı kaydada. Eğer hipotenüs 13 ise 15 ise daha doğrusu biri de 13 ise demek o bir katı takmak için yine de çelekmen neyini yap? X kvadratı takmak için hipotenuzun kvadratından neyini yap? Katetin kvadratını neyini yap? Çıkam. Yani o da gelecek 81 o da bundan çıkıyor 9. Sonra üçüncü sualda de düz boş iki buzaklarından biri pi bölü 5 olarsa o biri tüm uzağa tapın. Şu an biz bilirik ki ümumiyyətlə pi 180 dereceye beraber. Ona göre de biz de biliyoruz ki düz bucak uzakta bucak değil de 90 derece. Ona göre yazıram burada pi bölü 2. Ben de biliyorum bak iki bucaklarını toplayanda 90 alırım diye. Demek ki pi bölü 2'den pi bölü 5'e çıksam diğer iki bucağı taparım. Yani 10'da 5 birden çıkmalıyam 10'da 2 pi. Yani cevap edildi. 10'da 3 pi B varyantı. Dördüncü de demiyorlar eyni sual. Yani orada da pi bölü 2'den de sıxıram. Neyi? Pi böl 8'i. Yani bu da eləyəcək bizde 8'de 3 pi diye variantı. Beşinci sualda Pifagor teoremidir. Bura 10'du. Bura 6'dı. Senden x'i soruşur. 10'un kvadratından sıxıram 6'nın kvadratını beraber ile x'in kvadratını. O da iyi. 64 beraber x kvadratı. X de beraberdi 8'e. Altıncı suala bakalım. Yine de burada da eyni kaydı. 5'in kvadratından çıkaran 3'ün kvadratını beraber ile x kvadratına. X kvadratı da beraberdir. 16'ya. X de beraberdir 4'e. E variantı. 7. sola bakalım. İkisi tapın değil. Demek ki 30 derece bucağın karşısındaki katet hipotenüzün yarısıdır. Yani burası olacak 4. Bu da 60 derece olur. 60 derecenin de karşısındaki katet de çoç altı 3 misli 4. Çoç altında 3. B variantı. 8. Beraber yanlış bucaktı. AB de BC'ye beraberdir. AD de DC'ye beraberdir. Burada 6-6. Ece bu demenin de birbirine beraber ve bu medyanı da. Biz de biliyoruz ki beraber yanlı da medyan nedir? Hem de hündürlük hem de tembellik. Yani burada 90 derece olduğunu bilirik. Bunu da perimetrinde 32 verip. 32'den çıkaram 12'ni yani oturacağı. Bölerim 2'ye. O da ileri 10. Burada 10. Burada 10 düşür. Yani yan tarafları dağıtmak için. Senden BD'ni soruşur. Ben de bilirim bak bura 10'dursa, bura 6'dırsa bayaklar dedim orada 16 ve 800 uzağı var. Demek ki BD'nin uzunluğu ne değil? 8. 9. sual. Uzunluğu A'ya beraber olan düzkat parçasının uz noktaları paralel düzkatler üzerindedir. Onlarla 60 seçer. Yani tutak ki bir tane, iki tane düzkat seçerim. Bak böyle. Ve bir tane düzkat var A düzkatta. Onların üzerindedir. Bak burada uzlar. Biri buradadır. Biri burada, biri de burada. Değil onlar 60 derece uzakam verir. 60 derece yazırım burada. Değil həmin düzkatlar arasındaki mesafeni takın. Yani bak buradan buraya indirilmiş perpendikülyar sol. Ben de bilmem bakın biri 60'sa demek o biri ne olmalı? 30 olmalı. 30'un karşısındaki bak bu katet. Eğer hipotenuzun karşısı yani hipotenuz A'sa demek olmalı ne? A bölü 2. 60'ın karşısındaki olan kırmızı ne çektiğim mesafe olacak? A bölü 2'nin çoç altı 3 misli. Yani çoç altı 3 bölü 2 A olur tamam. 10. sualda bucaklar 1, 2, 3 nispet edir. Yani x, 2, x, 3, x'in cəmi 180 olmalıdır. X burada eləyir neçə dərəcə? 30 dərəcə. Deməli orada belə çıxır ki, bu 3 bucaq hansı 3 bucaqdır? 30, 90, 63 bucağıdır. Və deyir, böyük tərəf, kiçik tərəfindən böyük tərəf. Kiçik tərəfi kiçik kat etdi. Yəni x düşür, 30'un qarşısında. Böyük tərəfdə hipotenuz olunca orada 2x düşür. 30 dərəcənin qarşısında hipotenuzun yarısıdır. Deyir bunların cəmi 7,2'dir. X üstə gəl 2x bərabər 7,2. Yəni 3x bərabər 7,2-yə.
X'le beraber neye? İşte tam onda dördü. Bize ne soruşur? Böğüç tarafı. Böğüç tarafı 2x olma göre işte tam onda dördü vururam 2'ye deliği hırsatçısı. Beraber yanlış uzağın oturacağı 8 santimetre. Tepe uzağı da 90. Oturacağı ilim için düz tapan. Beraber yanlış uzakta oturacak 8 ise demeli ve tepe uzağı 90 bu düz uzağın uzaktır. Düz uzamış uzakta oturacağı edilmiş hündürlüğü hem median olacak hem tembel olacak. Sebebi de odur ki bu beraber yanlış sözüne göre. Onun için deməli hündürlüğe ne deyirəmsə deməli median ol deməliyəm. Yani bu 8'dirsə həmin o hündürlüğü tapmaq için 8'i bölürəm nəyə? 2'ye. Bu da eləyir 4. 12. sual da eynidir. Hündürlüğü 6'ca median olacak tapmaq için beraber yanlı olduğuna göre 2'ye bölürəm. Daha doğrusu hündürlüğü verib 6 deməli onu 2'ye vurup hipotenüsü tapıram yani 12. 13. sualda beraber yanı düz batı tutanda hipotenuzu 10'du. Düz batı tutanda çekilmiş hündürlüğü tapın. Yine de onu bölürüm 2'ye. Hündürlüğü medyan burada beraber yanlı sözüne göre eyni olur. Yani o da cidde cevap 5 diye var yani. 14'e baka. Demek ki burada x parçasının uzunluğu tapın değil. Yani buradan buraya ne olduğunu bilirim. 2. Burada 3'tü de. Demek ben neyini bilirim? 3'ün kvadratından 2'nin kvadratını çıkmalıyam. Bu da eləyəcək 9 çıx 5, 9 çıx 4 yani 5. Onda bir acaba bu aşağıdaki bu hissə nə olmalıdır? Kök 6, 5. Mən də buranı 1 verir baxın. Həmin bura kök 6, 5, burada 1. Kök 6, 5'in kvadratı. Üstə gəl 1'in kvadratı. O da bərabərdir. 5 plus 1, yəni 6. Yenə də hipotenuz daxil nəyisə kvadratıdır. 6 nəyin kvadratıdır? Təbii ki, kök 6, 6. Yəni cavab kök 6, 6. 15-ci suala baxaq. Burada deyir ki, x tapın. Ona görə birinci mən burada bu tərəfə bir dənə y deyirəm. Bax bu tərəfə. O ilgili tapmak için, yani bu ilgili tapmak birinci Pifagor kurulur. Birinci bu üçüncü sağ Pifagor tatbikleri. Yani ilgili kvadratı üstüne gel, x kvadratı beraberdi 4'e. Sonra ne yiyelim? Böyle üçüncü sağ tatbikleri. Bu üçüncü sağ var, bu. Burada açıdan. Yani y kvadratı üstüne gel, bak bu aşağıda da x plus 2'dir. Mortensi de x plus 2'nin kvadratı beraberdir. 3'ün kvadratı yani 9. Aparam bak burada y kvadratı almışam düzdür mü? Y kvadratını əvəzləyirəm, yazıram 4 çıx x kvadratı. Aparam y kvadratını yerine onu koyuram. Yani 4 çıx x kvadratı üstə gəl. X plus içində müxtəsər vurma üstüne atsa x kvadratı üstə gəlsin 4x üstə gəl 4 bərabərdir 9. X kvadratları islah oldu. Yazıram 4 çıx 4x üstə gəl 4, 4 üstə gəl 4x plus 4 bərabər 9. 4 ilə 4'ün cəmi 8 eləyir. Yani 4x onda beraber de 9 çıx 8. Yani 4x nedir? 1 demek. X'i takmak için 1'i 4'e bölende neyini 0 %25 B var. 16. suala bakalım. Demek ki 193 uzakta hipotenuzu seçilen medianlı hipotenuzun cemi 39 kök 6 ki. Demek onda belə çıxır ki biri x'dirsa o bir ne olmalıdır? 2x olmalıdır. Çünkü bir axı demiş ya median hipotenuzun neydi? Yarısıdır. Yani x ile 2x'in cəmi 39 kök 6 2 ise onda x beraberdir 13 kök 6 2'ye. Çünkü bu 3x demektir. X 13 kök 6 2'de hipotenuzu soruşur. Hele 13 kök 6 2'ni ne edilir? 2'ye vurmakla ne tapıram? 26 kök 6 2 yani y var. Beraber yanı düz 30 uzakta verip hündürlüğü hipotenuzun cəmi 25 kök 6. Beraber yanı deyende hündürlüğü ile mediandır. Yani x ile 2x'in cəmi ile 24 kök 6 3'tür. 3x beraberdir. 24 kök 6 3'e x beraberdir. 8 kök 6 3'e. Bize neyi soruşur? Hipotenuzu soruşur. Yani 2'ye vurmalıyım da 8 kök 6 3'ü. Ona 2'ye vuran değil, 16 kök 6 3. Katetleri 12 16'dır deyip hipotenuzu seçilmiş median uzunluğunu takın. Demek ki katetleri 12 ve 16'dırsa demek ki hipotenuz nedir? 20. Hardan bilirim? 12'nin kvadratı üstüne gel, 16'nın kvadratı edeyim 400. O da 20'nin kvadratıdır. Median uzunluğu soruşur. Median hipotenuzun yarısıdır, yani 20'ni bölürüm 2'ye 10. Katetleri 5, 12 ise, yani 5'in kvadratı üstüne gel, 12'nin kvadratı o da edeyim 169. Bu da neyin kvadratı da 13'ün. Demek ki katet hipotenuzu da 13'tür. 5, 12 ve 13 topluyorum. Toplayan da edeyim 30. Demek ki perimetre sayısı 30. 20. sual da eyni kaydadadır. Şimdi bu 8, 15, demeli o bir ola da 17. Toplayacağım eləyəcək. Demeli 23 üstəcə 17 deyilir 40. Cevab. Düz uzağın katetlerinden hipotenuzundaki proyeksiyaları 36 ve 16 olarsa. Demeli ben üst uzağı seçirəm. Burada. Burada 90 değil. Bunun proyeksiyalarına verilib 16 ile 30. Yani burada ben hündürlüğü seçmişim.
Onun bak buradaki 16, bir de olur 30. Hemen deyip 100 bakıp indirmiş hündürlüğü tamam. Yani aslında bunun hündürlüğü ayrı da böyle. Ben de düsturu bilirim ki. H kvadratı beraberdi. Proyeksiyonları hasıl. Yani 16 vur 36'ya. H da beraber 4 vur 9. Yani o da 4 vur 6. O da diyecek 24 A variantı. 22. suala bakalım. Düz uzak üst uzakta. Düz uzak, iti uzak tepesi seçilen tembelen karşı tarafına 70 derece meyletir. Çekek. Bu 90 derece olsun. Bura. De buradan gelen seçilir ve 70 derece meyletir. Yani buradaki uzağın biri eğer 70 ise, buradaki uzağın biri 70 ise, mecbur 90, 70 demek onda bu biri uzak ne olacak? 20 derece olacak. Yani 70 ise orada demen ne olmalı mecbur? 20 derece olmalı bak. Bura 70 ise mecbur bura 20 olmalı. Onda biraz tembelen demiş daha onda bu tarafta 20'di. Yani onda bunun bir iti uzağı 40 derecedir. Benden böyle iti uzağını soruşur. 90'dan da 40'ı çıkıram 50 derece. En şey buradadır. Acaba bunun biri 80 ise demeli o biri 100% oldu. Tembelen olduğuna göre 2'ye vururam 20 olur. Demeli onda senden böyle iti uzağı soruşsa 90'dan 20'yi çıkıram 70 derece. Düz uzaklık uzakta hipotenüs seçilmiş hündürlüğü 3, katetlerden biri 6. Ben burada 3 ve 6 varsa da ben birbirinin yarısına beraber de. Artık bizde bir yakın. Yani 30, 60, 90, 30 uzaklık 100% var burada. Çünkü 3'den 6 birbirinin yarısına beraberdi. 17, 30, 60'ı bir başa götürür. Ha. 25. solda burada 2 A'nı gördüm. Buranı A gördüm. Demek 100% bu tarafına görmeliyim. A kök 6, 3. 90, 60, 30, 3 uzaklık. Demek 30 yukarıda olmalı. 60 burada olmalı. Onda biraz sırayla A nedir? 7'nin özüdür. D variantı. Aynı şey 26 derdim. Demek burada A'nın ele özü 5'iymiş. D tarafları 3 buzağı has buzağı verilip yani burada Pifagor teoremini ödeyen 3 buzağı olmalı. O da Y variantındadır. Yani 8'in kvadratı üstte gel 15'in kvadratı beraber olacak. Herkese 289 o da ki 17'nin kvadratı beraber değil. Sonra çeksek burada Hansu 28. suala. Bu da aynı sualdı. Tarafları verdi Hansu 3 buzağı uygun cevap. 9, 12, 15'te 9'un kvadratı üstte 13'ün kvadratı her ikiden de 225 edir. 29. sırada bakalım. Şu anda Pifagor teoremi. Evet ki burada tetlerin kvadratları cem. Yani 6'nın kvadratı üstte cemesin. A'nın kvadratı beraber değil. A plus 2'nin kvadratı. A plus 2'den metreze kvadratı diye nokta sıfırın üstüne asılmalı. Yani 36 üstte cem. A kvadratı da değil. A kvadratı üstte cem. 4A üstte cem. 4. A kvadratlar islah olunur. 4 çeşit 36 yan verir. 32 beraber 4 A, A da beraber B'ye 8'e. Demek A neymiş? 8'iymiş. Yine 32 sual tapın AH bölü BH'ı. Ben de buna bir AH'a H diyerem. Burada da bir M diyerem. Burada da diyerem bir M. Senden AH bölü BH'ı soruşur. Yani H bölünsün M'i soruşur. H'ın üstünü bilmem kök altı M'indi. Çünkü H kvadratı neye beraberdi? M vur N'e. Aşağıda da M var. Tabii ki bunda bir köşün altı sağlamda, köşün altında yazabilirim de m vur n'in m kvadratına bölünmesi. Çünkü niye? M'in özüne bölmek, köş alt, yani köş altının kvadratına bölmek demek. Çünkü köşten çıkması o tezden m kalacak. M kvadratından bu m'den biridir, kalır köşün altında ne? N böl m. Ben lazım ki n böl m'in nispeti nedir? Ben de proyeksiyon üstünlüğünden bilirim ki a'nın kvadratı, yani buranın kvadratı beraber olmalıdır ne? Yani altının kvadratı beraber olmalıdır m vur s'ye. Bəs H buradaki en ne olmalıdır? Onun kvadratı beraber olmalıdır en vur S'ye. Yani onda biraz sıkıcı bir növ nispet olarak görüyorum ki en'in m'e nispeti. Yani n'e düşür 10 kvadratı nispet olarak. M'e düşür 6 kvadratı. Yani ile onların kvadratı nispeti kök altında ile onların özlerinin nispeti demek. Yani yukarıya 10 aşağıya 6 yazsın kifayet edilir de. Çünkü 10 kvadratı %, 6'nın kvadratı 36. Yerine bunu kök altında sana yine 10 bölü 6 eleyecek. 10 da 6'ya bölende kalacak 3'te 5. O da bir tam 3'te 2 Y variantı. Bir 2 3 katında bölünüp 31. sualı değil. Demek bu hansıdır? 30, 60, 93 uzağıdır. Sen deyip böyle temel uzunluğu 8 santimetre. Yani 2x ne beraberdir? 8'e. X ne onda bir çıkıp 4. Deyip ki böyle tarafı seçilmiş medyanla çizgi tarafın uzunluğu cemdir. Böyle tarafı seçilmiş medyan hansıdır? Hele bu demek de. Beton seçilmiş medyan demek. Acaba beton uzunluğu 8 ise. Onda bir çıkır ki medyan özü ne olur? Hele 4 olur. Hele medyan da 4'tü. Çizgi taraf da 4'tü. Yani 4'ten 4'ün cemi 8 edilir. Çünkü çizgi taraf 30 derecenin karşısında duran taraf değil ona göre. Ki 30 derecenin karşısı 4'e beraber. Çünkü o bir 4 kök 6 üstü. 4 kök 6 üstü 4'ten daha büyüktü.
Deyir ki, iti buzağı təpəsindən deyil, iti buzağlarından bir 30 olan ona bir şikayet üçdür. Bir tane iti buzağı çəkir ama burada. Burada 90. Deyir bunların birinden bir şey katette üçtür. Yani 30 derece var, onda 30 derecede bir şey katet. Yani bak bu katet üçtü. Ben de bilmem bak 30'un karşısı hipotenuzun yarısıdır da. Yani burada 2x küçükse demek 30'un karşısı x, 60'ın karşısına düşmeli. X kök 6 3. Eğer x kök 6 3'e beraberdirse ben 3 aktarırım. Ben x neye beraber olur? 3'ü öğrenmeye kök 6 3'e. Kök 3'ü kök 6 3'e bölmek yani kök 6 9'u yani 3 demek kök 6 9'u kök 6 3'e bölen denilince ile kök 6 3. Yani 3 bölü kök 6 3 ile kök 6 3'e beraberdi. Diğer hipotenüs seçilmiş medyan uzunluğunu tapın. X kök 6 3'düse yani burada demeli 2x olacak 2 kök 6 3. Hipotenüs hocam 2 kök 6 3'düse medyan sonuçta 2 kök 6 3'ün yarısı ile kök 6 3'e beraberdi y varyantı. Değer iti buzaklarından biri 75'ti. Düz uzak tepesinden seçilmiş hündür ile medyanın arasındaki buzağı tapın. Ve sonra ne diyeceğim? Ece biri 75'ti demeli o biri ne değil? 15 derecedir. Hündürlük medyan değilse ya da sahibi. Burada böyle bir şey diyeyim size. H ve M. H ve L, M ve L. Harada tembölen görsel, eğer həmin onlar arasında kalan bucağı değilse, düz bucağı tepesinden çekilmiş de, həmin onlar arasında kalan bucağı değil. Harada tembölen var da çıkıp ikiye bölür. Ama harada tembölen yoksa sadece çıkırsan. Yani 75'ten ile 15'e çıkmak kifayet edilir bizim cevabı tapmamız. Ama şimdi mesela 34 sualı deyip tembölenle meydan arasında kalan bucağı tapın. Yani 75'ten 15'e çıkıp ikiye bölmek lazımdır. O da gelecek 30 derece D variantı. 35'e bakalım. D katetler 9-12 değil. Bir tane 3 uzak seçirəm. Bir taraf 9'du, bir taraf da 12'di. Demek o da 100 fazla, bir taraf ne olacak? 15. Bize neyse soruşur? A katetin hipoten üzerindeki proyeksiyası. Eğer A 9'dusa, yani bu da hündürlük seçeneğinde senden neyse soruşur? Bak bu tarafı soruşur. Da bayağı dediğim ise düstur, proyeksiyon düsturu. 9'un kvadratı neye beraber olmalıdır? Böyle çıkır. Hemen o proyeksiyon vur hipotenuza 15'e. Yani 1 81 15'e böleceğim. Hadi ne olmaya geçeyim. Şu an bu mevzunun izahına kaydaları okumamıştan kabak yani bakmayın. Birinci kaydaları okuyun sonra bakın. G variantı 5 tamamı 4 edilir. Bu da ileride aynı sualı. Sana da burada B kateti değil. Ayrıca biri 12 ise, biri 16 ise demek o biri 100 faiz 20'di. Sana B katetini soruşur. B katetini önce proyeksiyonu soruşur. Yani 16'nın kvadratını beraberlemezsen aynı vur 20'ye. Yani 256'nı bölmezsen 20 olacak. Onun için tam onda 8 Y variantı. Değil ABS uzağında AB BS beraber D noktası da AB ve Y noktası üzerindedir. AD beraber YD beraber perpendiküler YB'ye AD DB beraberdir. Perimetre AYS'ni tapın. Yani üst uzak seçerek. Ben ABS üst uzağıdır. Değil AB BS beraberdir. Ben bu beraber yanlıymış. Değil AB üzerinde Y noktası AB ve AB D noktası AB üzerinde ha D noktası AB üzerinde Y noktası da BS üzerindedir. Y noktası da buradadır. Değil hemen o YD AB'ye perpendiküler. Yani ben buradan YD seçilip plana. Ha. Ben buradan ne yeteceğim? Burada 90 derecede değil. Değil perimetre AYS 32'di. Yani bir daha bunu bile birleştirsek buranın. Birleştirsek. Ben bak bunun cevabı 32'dir. Buna geleyim. AC 14 aşağı 14 yazırım. Sonra deyir ki AC nedir? 14'tü deyir BC tamam. Bir de deyir ki AD de DY'ye beraberdi. Düzdü. AD de DY'ye beraberdi. AD DY'ye beraberdi sen. Yani biraz kaçı bura. Burayla beraber. Ve bize de değildi ki AC'de 14'tü. Ve burada başka ne çıkıyor ortaya? D noktası AB ve BC üzerinde değil. AD DB'ye beraber değil mi diyorsun? Ha AD DB'ye beraber değil şu an. Üzülür sayın. Burada AD DB'ye beraber değil. Yani burada AD D'yi AD DB'ye beraber yazdım. Yani demeli bu ne değil? Medyandı. Belə çıxıcı uşaqlar onda belə çıxıcı mən bura əgər 2x yazsam buralara nə düşməlidir? X, X düzdür. Çünki axı
ya da B diye. Gelin B'ye yazalım. Gel bu tarafa çekeceğiz. Daha rahat olsun bu düşme. Buraya çekeceğiz onda. Buraya XX düşecek. Buraya XX düşecek. Ayrıca bu medyandısa hem de eyni zamanda hündüyütüse demek bu nerede şu anlar? Hem de tembören. Demek onda böyle tır bak bu A'ye ile bu B'ye beraber olmalı. Bak bu hisseler ikisi de. Yani burada ters uzaktı beyaz kır. Beraber yanlış uzaktı. Eğer A'ya ile de Y'ye bir beraberse ben burada yine Y'ye Y koysam onda bir çıkıcı. B'ye neye beraberdi? İçi çıkı Y'ye beraberdi. Onda bir çıkı ile A'ya da içi çıkı, içi X çıkılsın Y'ye beraberdi. Bunda perimetre 14'te yazacağım onda. İçi X çıkı Y, üstte gel Y, üstte gel 14 beraber neye? 32'ye. İlkler ıslah olunur. 32 değil de beraber perimetre. 2x beraber 33'ten 14 çıkacağım. 7 18. X de beraber neye? 9'a. Bize ne soruşurdu? BS'ni soruşurdu. X 9 demeli BS'ni ne düşüyorlar? 9'un 2 katı da 18. Ama bir anda.